Hazır mıyız gençler? Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir vlogla karşınızdayız. Geçen maçı çekmiştim. Fenerbahçe için çok kolay bir seri geçiyor. İki maçı da rahat rahat yendi. Benim tahminim bu maçı da rahat bir şekilde geçecektir. Tarık Biberovic kardeşim sağ olsun bana bir bilet ayarladı. Normalde Levent'le beraber gelecektik. Orpheus Levent'le ama maalesef ikinci bileti bulamadık. Bulamadığımız için de maalesef ben tek başıma gidiyorum. Bu seriyi ilk defa tek başımıza bitireceğiz. Normalde Burak Çoncam'la vesaire gider çekerdik ama yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş. Tarık kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, bizim girişimiz buradan, doğu girişi. Evet. Bunları geçtik. Şimdi içeri girelim bakalım. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on. Ya bu ülke arena gerçekten çok güzel ya. Hani her anlamda basketbol seven bir insan için burası çok eğlenceli, keyifli bir yer. Sadece böyle sahaya girdim, sahanın için güzeldi ya. Burada bir sürü yapılacak şey var abi. Bir kere dekorasyon olarak güzel. Allah aşkına şuna bak. Yani şu çok güzel detaylar bunlar ya. Bunların olması lazım. Buralarda toplar var. Bir sürü yemek seçeneği var. Yani ya zaten hani kıyaslamıyorum hiçbir kulüple de. Hani gerçekten keyifli yani. Şuna bakar mısın abi? Ortam güzel yani. Burada takılırsın tabii erken gelip. Destro Taylan abim burada. Ben burada yarışmalar, barışmalar bir şeyler yapıyorlar. Biz de mi katılsak? Hep böyle katılacağım, ben katılmıyorum. Ay, aslında bir döner yesem çok iyi olur ya. Ben bir döner yiyeyim ya. Abim dolduruyor. Evet. Çok acıklı. Evet, güzel. Hazır döner gibi. Birazcık ama değil. Bu arada İntikam Zamanı serimi izlemişsinizdir diye umut ediyorum. Değişik bir seri oldu. Bu hani benim hayatımla alakalı bir şey değil aslında. Bu tamamen böyle bir mini seri, mini dizi gibi düşünün. Hepinizle alakalı. Tamamıyla böyle basketbolun sevgisini, aşkını, o hırsı kaybetmiş bir adamın bunu geri kazanma hikayesi aslında. Değişik bir şey yapayım dedim. Baktım çok izlemiyorsunuz. Bari değişik bir şeyler deneyeyim. Sevdiğim bir şeyler yapayım. Kısa kısa böyle. Daha senaryosunu tamamını yazmadım. O yüzden bilmiyorum. Fikirlenecek. Siz yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben onları okurum yani. Ama destek olun. Bu seri çok güzel olacak bence. 1-2 yapıyoruz. O ilkte bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalda abone olun lütfen artık. Hadi. Bir 50 bin olamadım. Bizim oturacağımız yer 208. D10. Evet, burası bizim yerimiz. Çok iyi, 10 numara severiz. Gayet iyi abi, her şeyi net göreceğiz. Yerimi beğendim. Sağ ol Tarık. Gerçi oturduğum koltuk kırık galiba ama olsun. Her şeyi çok net göreceğiz yani, bir şey kaçırmayacağız. Ya zaten Fener rahat geçecek gibi düşünüyorum. Ama bakalım. Asıl yanımda Meta gözlüğümü getirdim. Ray-Ban Meta. Onunla da böyle bir çekim yapmak istiyorum. Bakalım bir deneyelim, test edelim. Ne kadar güzel, ne kadar değil. Deneysel şeyler yapıyoruz bu ara gençler. O yüzden deneyselle devam. Tarık kardeşim orada ısınıyor. Saçları kestirmiş bir şekil olmuş. Kalates Baba, Atavrat Yunanlar zaten hazırlanıyor. Gördük, geçen maç 30 atmış. İzlemedim ben geçen maç kolay olacak diye. Öteki böyle olmuş zaten. Ben çekim var. Elmalı dolu. Devam. Başladı, kimse yok şu an. Hop. Karşı tarafa bakıyoruz. Oturu tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elijah Bryan geçen maç oynamış. Bakalım maç ne yapacak. Göreceğiz. Shane Larkin'i merak ediyorum ne yapacak bu maç. İki maçta bir çocuk yapmış. O zaman Meta'yı deneyelim de. Bir küçük küçük bir şeyler denedim ben ama daha önce hiç bu kadar böyle ışıklı ışıklı bir yerlerde bir şey denemedim.
Dur çıkartamadım bu kartı. Şöyle bir şey. Bakalım teknoloji ne kadar ilerlemiş. Şimdi neteye geçiyoruz. Aslında bu tablayı biliyor musun? Tam yazı dinledim izleme. Orada kaydı alma şeyi bu. İnanılmaz bir de sapık biliyorduk aslında. Kullanım amacı kötü yani. Mertcan kankim de orada. Daha demin bir tane şut attı, kaçırdım. Belki bir daha atar. Biliyorsunuz o da trick shotları ünlüdür. Maç öncesi atar öyle şeyler. Ama her şeyi de yapmamak lazım sanki kankicim. Yok fena değilsin, fena değilsin. Tamam hadi. Hadi geri verdim şeyini, fena değilsin. Sık bir tane şut da görelim ya. Arıyorum açmıyor bir de. Gördüğünüz ihtimalle o yüzden diyeceğim ki şut at bir tane çekeyim. Olmadı. Bir daha deneye bakayım. Yavrum benim be. Şütörsün be şütör. Zirvede bırak. Zirvede bırak diyorum bak. Dedim sana zirvede bırak dedim sana. Gençler smaç yapıyorlar. Büyük ihtimalle küçük takım oyuncuları. Bakmayın küçük takım olup yani yıldız takım olabilir belki. Metremet'te kardeşlerim. Smaçlar falan. Geleceğin yıldızları bunlar. Yani sinir erdiğimi sağ olarak ne kadar daha fazla sevsem de yani şu ortam gerçekten yani zor bulunacak bir ortam abi ya. Her oyuncu bunu hayaliyle yaşar yani. Ben oynadım. Ama karşılıklı oynadım yani. Allah şükür hepsinden oynayabildik yani. Hiç oynayamayabilirdik de. Allah şükür oynayabildik. Hiç oynayamayabilirdik de. Öyle bir zamanlarımız da vardı. Bakalım belki gelir o zamanlar. Konuşamadım. Geri gelir o zamanlar. Ne olacağı belli olmaz. Evet, Anadolu Efes sahaya çıktı. Maç ısınması başlıyor. Birazdan Fener de çıkar. Geldi. Bakalım bugün Fener'i şampiyon yapabilecek mi? Göreceğiz. Gerçekten çok iddialı bir girişti ya. Allah büyük organizasyon.
Ben bakıyorum da gerçekten nefes varlık gösteremiyor. Bak şu an hop 9-0 oluyor. Aha olmadı. Smaç basana da. Yani ezici bir üstünlükle Fener önde yani. Hiç final gibi değil yani. Ya şu an ben oynasam bu kadar oynarım zaten. Evet, Melih Mahmutoğlu ile Tarık oyuna girdi. Hop, mismatch'i iyi gördüler. Dönüş, hoppa! Tarık kardeşim kilitledi. Daha demin Baba'yı tutuyor, şimdi Elenç Brian. Şeyinden kenarda ağlayıp duruyor top alamadım diye. Karakter çok iyi savunuyor. Baba oyuncu yani, oyuncu. Ah be. İkinci faul. Dördüncü faul. Çıkardı bir tane masa var. Devamlı Efes için bağırıyor. Herkes şişti burada. Devamlı bağırıyor. Yabancı yaptı. Devamlı bağırıyor. Bilmiyorum ne oldu. Kankim tekrardan öne giriyor. Hatta iki kankim görüyorum. Reşan kankim de var. Larcın baba yine boş döndü. Adil değiller vallahi, yalan söylemeyeyim, sıfır adillik ya. Gerçekten adil değil yani, inanılmaz sert oynuyor Efes, çok izin veriliyor buna ama Fener dokunamıyor kimseye yani, çok çok garip, neden böyleler bilmiyorum. 3-0 bitecek diye herhalde. Söyledim, ta şimdi söyledim arkadaşlar. Kötü, gerçekten kötüler yani. Net blok, net blok. Skor!
Değerlendirmesi yapayım. Fener ağır basıyor. Tam maç kafa kafaya gidiyor belki ama yine ilk maçtaki gibi böyle. Fener'in aslında çok daha ağırlıklı oynadığı bir maç oluyor. Şahsi fikrim hakemler seriyi dengelemeye çalışıyorlar birazcık. Tabii onların elinde olan bir şey değil. O da güzel bir şey aslında. Seriyi dengelemek, 3-0 bitmesi çünkü finallerde kötü bir şey yani. Ne kadar uzun olursa o kadar iyi, o kadar izlenir. O yüzden uzatmaya çalışıyorlar gibi geldi bana ama Fenerbahçe buna çok izin verecek gibi oynamıyor. Yani maç bir yerde kopacak gibi. Ama belli de olmaz bu. Sonuçta karşınızdaki takım da Anadolu Efes yani. Ama benim şahsi görüşüm böyle. Burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi de her zaman genç kardeşlerimle yan yana geliyorum. Mikrofon takmakla uğraşamayacağım şimdi. O çok hoşuma gidiyor. Onları tekrardan buradan ne kadar çok sevdiğimi söylemek istedim. Ali Koç da geldi. Yeni başkanımız hayırlı olsun diyelim. Kızlar öyle bir atıyor ki üçüncü sıraya geçmez ya. Birinci sıradan Eto'yu atamıyorlar. Bak şimdi bak bakalım bize gelecek mi? Sıkıyor. Buraya kadar geldi. Ablam sokarsa bütün hepsini alıyor. Hoppa. Evet, imkanı yok. Biraz yaklaşsın ya. Biraz değil, bari potanın üstüne otursun. Anca. İmkanı yok. Olsun. Denemesi yeterli. Biraz daha yaklaşsın da bir adış daha mı? Yaklaşsın. Taraftar insaflı. Yaklaştırıyor. Birazcık daha yaklaşın. Sizin tamamdır. Bir adış daha geliyor. Şimdi bakalım da bütün böyle bir için. Sana helal olsun be Irmak abla be. Şeyler oluyor ama ne olduğunu bilemedim. Ali Koç bile oraya gitti yani. Sağlık görevlilerini oraya çağırdılar falan ama orada bir kavga mavga bir şeyler de var yani. Ne olduğu belli değil, bilmiyorum. Ama galiba kontrol altına aldılar.
Ali Başkan orada. Baksana. Efes oyuncuları devamlı taraftarlarla kavga ediyor. Devamlı Lord. Devamlı kavga ediyorlar. Teknik foul alıyorlar. Oyundan atılıyorlar. Böyle garip garip bir yere gitti ya onların tarafından maç. Hiç. Fenerbahçe için işler daha iyi gidiyor şu an. Galatasaray abim noktayı koyuyor. Daha 5.40 var ama bayağı sağlam bir şekilde Fenerbahçe psikolojik olarak üstünlüğü kurdu diyebilirim yani. Pek bir işe yaramaz Larkin için. Atar abi. Thank you.
Evet gençler, devrede söylediğim gibi Anadolu Efes küçümsenecek bir takım değil. Eğer zafiyet gösterirseniz, ki Fener çok fazla gösterdi. Potu altında geçildi maçın sonlarına doğru devamlı. Maçın son topunda da aynı şey oldu. Çok rahat bir turnikeyle Shane Larkin bitirdi. Nigel Hayes-Davis foul'ü soksaydı bir tanesini, uzatmaya gidecekti. Uzatmada ne olacağını belli olmazdı. Ama güzel oldu. Seri uzadı. Bence izleyenler için artı bir şey. Çarşamba günü bir daha oynanacak. İnşallah o maçta da uzar. En son maça kalır. Ben isterim son maça kalsın. Hikayesi olsun. Ama Efesliler maç çok şey yaptı. O benim sadece hoşuma gitmedi. Çok konuştular. Taraftarla konuştular, hakemle konuştular. Bence gerek yok böyle şeylere. Hani çok profesyonel bir takım. Bu oyunlara gelmesinler. Topa dikkat edince zaten kazanıyorsun. Onlar da bugün bunu iyi yaptılar. Maçtan kopmadılar. Kopacak gibi oldular. Çok bu Fener çok baskındı aslında. Ama maçtan kopmadılar ve uyuta uyuta geldiler. Bizim o basketbol teriminde dediğimiz uyuta uyuta geldiler. En sonunda öne geçtiler ve bitirdiler. Tebrik ediyorum. Şimdi bakalım çarşamba günü ne olacak? Çarşamba maça gelir miyim? Emin değilim. Bilmiyorum. Gelebilir miyim? Ama olsun. Şimdiden kim şampiyon olursa tebrikler diliyorum. İnşallah kazanan basketbol olur. Kazanan Türk basketbol olur diyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz.